Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine limitin 6. testiyle devam ediyoruz. ABC eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgense bakın bunlar birbirine eşit olacak. BE 6, 6 birim, DC de x birim olduğuna göre limit x6'ya giderken BFE açısının limiti nedir diye soruyor. BFE açısı burası. Şuraya alfa diyecek olursam demek ki alfayı bize soruyor arkadaşlar. Şimdi limit x6'ya giderken diyor ya, o zaman x gördüğümüz yere biz ne yapalım? 6 yapalım. Bu eşkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar burası 60 derece olacak. Değil mi? Her tarafı bakın şu A açısı da komple 60 olacak. Hatta burası da 60 derece olmuş olacak arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim. Şimdi tabii ben şuraya mesela K diyecek olursam eşkenar üçgenin bir kenarı K artı 6 olduğundan dolayı bakın o zaman AD uzunluğuna K olsun ki tamamı K artı 6 olsun. Yine AB uzunluğu da K artı olması gerekiyor. Şimdi ABD üçgenine dikkat edecek olursak arkadaşlar. ABD üçgenine bakın şu üçgene dikkat edecek olursak. A açısı 60 derece. Kolları da K ve K artı 6. Şimdi yine benzer şekilde arkadaşlar. Şu rengimi değiştireyim. Görmesi biraz daha kolay olsun arkadaşlar. Dikkat edecek olursak şimdi K'ya K artı 6. Bakın şu AEC üçgenine dikkat edecek olursam şöyle çizeyim. C açısı 60 derece. Kolları K ve bakın K artı 6 olmuş oluyor. O zaman ABD üçgeni ile AEC üçgeni eş üçgenler. Değil mi? Şimdi burada arkadaşlar şu açıya bakın alfa mesela alfa değil de karışmasın. X diyecek olursam bakın X'in görmüş olduğu ne? Kenar K. O zaman şu kısım da K olması lazım arkadaşlar. Burası da K'yı görüyor. Çünkü ABD üçgeni de AEC üçgeni eş üçgenler ya. Bundan dolayı bu kısma da ne gelecek? 60 eksi X gelecek. İkisini 60 eksi X ile X'i topladığım zaman arkadaşlar iki iç bir dıştan şu tam şurası olmayacak mı? X'ler birbirini götürecek ve 60 kalacak. O zaman alfayı bulduk. 60 dereceymiş. Buna göre doğru cevabımız C şık. Vallahi hiç kolay olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden yıldızladım. Bol bol tekrar ediyorsunuz. Geldik ikinci soruya. Limit x sıfıra giderken bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Burada 2x var. Diğer açılarımız x. Demek ki sinüsün yarım açı formülünü biz ne yapalım? Uygulayalım. Limit x sıfıra giderken 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x çarpı tanjant x'i de sinüs x bölü kosinüs x olarak yazdım. Bölü 1 eksi kosinüs x. Bakın buradaki kosinüs x'ler birbirini götürdü. Buradan da arkadaşlar limit x sıfıra giderken 2 çarpı ne oldu? Sin kare x oldu. Değil mi? Sin kare x yerine de 1 eksi kos kare x yazabilirim ben. Bölü 1 eksi kosinüs x. Bunu da arkadaşlar 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x olarak yazdım. Bakın 1 eksi kosinüs x'ler birbirini götürdü. Yani limit x sıfıra giderken elimizde sadece 2 çarpı 1 artı kosinüs x kaldı. Limit x sıfıra giderken arkadaşlar kosinüs 0 1'e eşit olacağından 2 çarpı 1 artı 1'den 2 geldi. 2 çarpı 2 de 4 olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 3. soruya. ABC dik üçgeninde AC uzunluğu 6, ACB açısı x olarak 2x olarak verilmiş. Buna göre limit x sıfıra giderken alan ABC bölü tanjant x limitinin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi benim alan ABC'yi bulabilmem için bir kere şu dik kenara ihtiyacım var. Değil mi? Bu dik kenarı da arkadaşlar komşusu belli olduğundan dolayı karşısı ne olacak? Şöyle yazsam trigonometriden direkt yazabilmemiz lazım artık. 6 çarpı tanjant 2x. Niye? Bakın tanjant 2x normal şartlar altında nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Karşı 6 çarpı tanjant 2x olsun ki bölü komşusu 6. Buradaki 6'lar birbirine götürecek. Tanjant 2x ile tanjant 2x birbirine eşit olsun. Değil mi arkadaşlar? Bunu bir şekilde hemen hızlı bir şekilde yapabiliyor olmamız lazım trigonometride. Şimdi o zaman ben alan ABC'yi bulabilirim. Alan ABC'ye eşittir. 6 çarpı tanjant 2x çarpı 6 bölü 2 olacak. Bunları sadeleştirdiğim zaman 3 çarpı 6'dan 18 çarpı tanjant 2x olacak.
Şimdi limit x sıfıra giderken tabii bir de bölü tanjant x var. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki açı 2x, buradaki açı x. O zaman tanjantın yarım açı formülünü uygulayayım ben. Ne olacak? Limit x sıfıra giderken şuradaki eşitliği kaldıralım. Evet. 18 çarpı tanjant 2x'in açılımı neydi? Şurada yapacak olursak 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'ti değil mi? Bunu yazıyorum. 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x olacak. Bölü tanjant x gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi birincisini aynen ikincisini ters çevirip çarptığım zaman bakın şu tanjant x'ler birbirine götürmüş olacak. 18 ile 2'yi çarparsam 36 olacak. 36 bölü 1 eksi tan kare x gelecek. Tabi limit x 0'a giderken. X 0'a giderken tanjant 0, 0'a eşittir arkadaşlar. Buradan da 36 bölü 1 eksi 0'dan 1 gelecek. 36 bölü 1'den de 36 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Bakın BAC 120 derece demiş. Yani şu açı tamamı 120 derece. AB uzunluğu 6, AC uzunluğu 12 olarak vermiş. Evet ve limit A teta'ya giderken 1 bölü AD uzunluğunu ne yapıyor? Bize soruyor arkadaşlar. Şimdi A teta'ya giderken ne olacak? A teta'ya giderken yani A gördüğüm yere teta yazacak olursam şöyle. O zaman şimdi burası açıortay olmuş oldu. Değil mi? Açıortay olduğu zaman da bakın 6, 12. O zaman bakın arkadaşlar K'ya 2K şeklinde yazabiliyor muyuz? Bu açıortay olduğundan dolayı. Evet. Şimdi AD uzunluğuyla ilgili bize bir bilgi soruyor arkadaşlar. Ben AD uzunluğuna bakın şöyle x diyecek olursam arkadaşlar nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın aslında iki türlü yapabiliriz. Bakın tepe açısı, şimdi şurası 120 derece ya, 6, 12. Ben şurası şeyden bulabilirim değil mi? Kosinüs teoreminden bulabilirim arkadaşlar. Bir geometri olarak da yapalım. Bakın şurası 60 derece olacağından dolayı bunun karşısına bir dik indiririm. Bakın şu 12'yi de şuradan silip tam şuraya yazalım ki işler karışmasın arkadaşlar. İşler karışmasın. Bakın şuraya 12 yazdım. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olacak. Bakın şurası 30. Burası da 6 kök 3 olmuş olacak. Bakın burası 12. Burası 6 kök 3. O zaman arkadaşlar Pisagor bağıntısı yazıp şu kısma x diyecek olursam bu kısmı ben bulabilirim. Hatta x demeyelim. Bu kısımda 3K demiştik ya. 3K diyecek olursak arkadaşlar ne olacak? 12'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesi olmuş olacak. Buraya da 9k kare olmuş olacak. 144 artı 108 eşittir 9k kare olacak. 9'a bölersem 16, 9'a bölersem 12 eşittir k kare olacak. 28. K da buradan 2 kök 7 olmuş olacak. Bakın burası 2 kök 7. Burada 2 katı, burası da 4 kök 7 olmuş olacak. Biz açıortayda şöyle bir formül var arkadaşlar. Bakın şuraya x dedik. Burası 6, 12. 2 kök, bakın kök 2 kök 7'ye 4 kök 7. Bakın x kare eşittir. Bu açıortayda tabii ki geçerli. 6 çarpı 12 eksi 2 kök 7 çarpı 4 kök 7 arkadaşlar. 12 çarpı 6 72 eksi 56 olacak. Buradan da 16 x kare 16 gelecek. X de buradan 4 gelmiş olacak arkadaşlar. Tabii bizden 1 bölü AD'yi istiyor. Biz AD'yi 4 olarak bulduk. O zaman sonucumuz ne olacak? 1 bölü 4 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 5. soruya. Evet. F R'den R olmak üzere fx fonksiyonunu parçalı fonksiyon şeklinde vermiş. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Ben sıfıra sağdan yaklaştığım zaman sıfırdan büyük bir şey olacak. O zaman ben bunu kullanacağım. Değil mi? Sıfıra sağdan yaklaşırsam bu mutlak değerin içerisi pozitif olur. Pozitif olduğu zaman sinüs x bölü 2 sinüs x olur. Sinüs x'ler birbirini götürür. Ve bunun değeri arkadaşlar 1 bölü 2 gelmiş olur.
Ben sıfıra soldan yaklaştığım zaman o da arkadaşlar buna uygun değil mi? Çünkü sıfırdan küçük değerler olacak. Sıfıra eşit olmadığı durumda ilk kısmı kullanacağız. Sıfıra eşit olduğu zaman alttakini kullanabiliyoruz arkadaşlar, tamam mı? Sonuçta sıfırdan küçük demek yani sonuçta sıfıra eşit değil, değil mi? O yüzden yine üsttekini kullandık. Bu sefer mutlak değerin içerisinde eksi olmuş olacak. Yani eksi sinüs x bölü 2 sinüs x gelmiş olacak. Buradan da sinüs x'ler birbirini götürecek. Bunun sonucu da eksi 1 bölü 2 olmuş olacak. Bakın 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den cevabımız 1 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 6'ya. Şekildeki ABC dik üçgeninde bakın dikliği vermiş. Açıyı 2x olarak vermiş. AB uzunluğunu da sinüs 4x olarak vermiş. X sıfıra giderken AC uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen şuraya kotanjant 2x çarpı sinüs 4x yazsam ayıp olur mu? Olmaz değil mi arkadaşlar? Çünkü niye? Kotanjantını yazarken ben komşu bölü karşıyı yazarken şu sinüs 4x ile sinüs 4x'ler birbirini götürecek. Kotanjant 2x kalsın diye arkadaşlar. Bunları trigonometriden hemen yazabiliyoruz umarım. Şimdi AC uzunluğunu biz bulduk trigonometrik olarak. Limit x sıfıra giderken AC uzunluğunu bakın yazıyorum şimdi. Neydi? Kotanjant 2x çarpı sinüs 4x. Değil mi? Şimdi arkadaşlar ben kotanjant 2x'i şöyle yazabilir miyim? Kosinüs 2x bölü sinüs 4x. Sinüs 4x de arkadaşlar yarım açı formülünü uygulayayım. Buradaki açı 4x, buradaki açı 2x olduğundan 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x. Ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Bakın. Şöyle tabii şurada niye sinüs 4x yaptıysak burası sinüs 2x olacak değil mi? Sinüs 2x. Şunlar birbirini götürecek. Buradan 2 çarpı kasinüs 2x'in karesi gelecek. X yerine 0 yazarsam kosinüs 0 1'e eşittir. 1'in karesi 1'dir. 2 ile çarparsam da 2 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 7'ye. Limitinin değeri kaçtır diye soruyor bize. Limit x 0'a giderken 1 eksi kosinüs x bölü hatta şöyle yapsak arkadaşlar bakın sinüs x çarpı sinüs 2x şunu pay ve paydayı 1 artı kosinüs x ile çarpmış olsam nasıl olur? Şöyle yapalım. Niye böyle bir şey yaptık? Şimdi bunları ben çarptığım zaman 1 eksi kos kare x gelecek mi? Evet. Bu da sin kare x'e eşit değil mi? Evet. Bu sin kare x ile paydadaki sin kare bir tanesini götürürsem bakın bu sadeleşmiş oldu. Şimdi yukarıda bir tane ne kaldı? Sinüs x kaldı. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü şuradaki sinüs 2x'i de arkadaşlar diğer açıların hepsi x olduğundan dolayı sinüsün yarım açı formülünü uygulayayım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Bakın sinüs x'ler de birbirini götürecek. Şimdi x gördüğüm yere 0 yazarsam 1 bölü pay kısmında 1 kaldı. 2 çarpı kosinüs 0 1'e eşit. Bu da 1'e eşittir. 1 artı 1'den de 2 gelecek. Cevabımız 1 bölü 4 gelecek. Yani E şıkkı. 8'e bakalım şimdi. Bakın bu ifadenin sonucu nedir diye soruyor bize. Şimdi iki türlü yine dediğimiz gibi yapabiliriz. Bakın şurada kosinüs x'in yarım açı formülünü ben uygulayacak olursam x bölü ikililere gireceğim arkadaşlar. Tabii neden? Şuradaki biri kaybedebilmek için. Bu şekilde de yaparız. Bu şekilde de olur tabii ki. Ama şöyle yaparsak sanki biraz daha kolay çıkacak. Tamam mı? Bak siz ilk yoldan kesinlikle ama kesinlikle deneyin. Tamam. Kosinüs x'in yarım açı formülünü uygulayarak. Şimdi ben pay ve paydayı şöyle çarpmış olsam. Neyle? 1 eksi kosinüs x ile çarpmış olsam. Payı da çarpıyorum aynı şekilde. 1 eksi kosinüs x. Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken bakın sinüs 2x de yarım açı formülünden 2 sinüs x çarpı kosinüs x çarpı kök içerisinde 1 eksi kosinüs x olacak. Bölü
Bakın kök içerisinde ne olacak? 1 eksi kos kare x olacak. Bunu da siliyorum ben. Bunun yerine sin kare x yazıyorum. Sin kare x yazdım. Hatta sin kare x de kök dışında nasıl çıkacak arkadaşlar? Sinüs x olarak çıkacak. Yani mutlak değerli olarak tabii ki çıkacak. Şimdi ben pi'ye sağdan yaklaşacağım. Pi dediğimiz arkadaşlar, şimdi tam şu 180 derece değil mi? Ben buna sağdan yaklaştığım zaman, o zaman şöyle bir şey olmayacak mı arkadaşlar? Sağdan yaklaştığım zaman. Yani değeri de ne olmuş olacak? Bakın sinüsün değeri 3. bölgeye gelecek. Yani negatif olmuş olacak arkadaşlar. O zaman mutlak değer içerisi negatif. Dışına eksi alarak çıkacak. Buradaki eksiyi hemen arkadaşlar hata yapmamak adına ön tarafa aldım. Tamam. Sinüs x'ler birbirine götürmüş oldu. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken eksi 2 çarpı kosinüs x çarpı kök içerisinde 1 eksi kosinüs x olmuş oldu. Şimdi x gördüğüm yere pi yazacak olursam eksi 2 çarpı eksi 1 oldu. Şurası da ne olacak arkadaşlar? Burada da yazalım yerine. Kök ifade de yerine yazacak olursam burası eksi 1. 1 eksi eksi 1'den artı 1 yapacak. Yani kök 2 olmuş olacak. Eksi de eksiyi çarptım. Artı 2 kök 2 geldi. Doğru cevabımız A şıkkı. 9'a bakalım. Evet. Limit x pi bölü 2'ye giderken bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Yine aynı mantık. Limit x pi bölü 2'ye giderken 8 kosinüs x. Payda kısmında arkadaşlar bakın artık ne yapacağımızı anladınız. Şöyle kök içerisinde 1 artı sinüs x yaparsam tabi pay kısmını da aynı şekilde çarpmam lazım. Daha onu da ne yapalım, şöyle kök içerisinde 1 artı sinüs x ile çarptım. O zaman payda kısmında ne oldu arkadaşlar? 1 eksi sin kare x oldu. 1 eksi sin kare x de kos kare x'e eşit değil mi? Bunun yerine kos kare x yazdım. Bu da mutlak değer dışına çıkar arkadaşlar. Yani mutlak kök dışına mutlak değerli olarak çıkar. Kosinüs x olarak çıkar. Kosinüs x olarak çıkar. Bakın burada kosinüs x'ler birbirini götürecek. Değil mi? Limit x pi bölü 2'ye giderken 8 çarpı şu ifade gelmiş olacak. 1 artı sinüs x. Buradan da 8 çarpı x gördüğüm yere pi bölü 2 yaparsam sinüs 90 yapar. Sinüs 90 da 1'e eşittir. 1 artı 1'den de 2 gelecek olur ki doğru cevabımız bakın A şıkkı. Ona bakalım. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Önce bir x gördüğümüz yere bir y yazalım. Hangi belirsizlik var mı yok mu önce onu inceleyelim. Kosinüs y eksi sinüs y bölü sinüs x eksi kosinüs, pardon şurada hata yaptık değil mi? X gördüğümüz yere y yazacağız. Sinüs y eksi kosinüs y. Limit x y'ye giderken. Arkadaşlar bakın bunun eksilisi değil mi? O zaman ne olacak? Cevabımız eksi 1 olacak. Bakın bir belirsizlik falan çıkmadı. Tamam mı? Bakın söylemek istediğim aslında bu arkadaşlar. Önce hangi belirsizlik tipinin olduğuna bakacağız. Eğer varsa belirsizlik çözümü ona göre belirleyeceğiz. Belki olmaya da bilir. Her zaman olmak zorunda değil arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 11'e. ABC eşkenar üçgen diyor. Tamam. BF uzunluğu 6. FD uzunluğu 4. AE M'ymiş. DC neymiş arkadaşlar? BD'de X. M N'ye giderken diyor. O zaman M gördüğüm yere ben ne yazayım? N yazacağım. BD uzunluğunu soruyor. Yani X'i soruyor. Değil mi? Buna benzer soruyu birinci soruda da yapmıştık. Bakın şurası 60 derece. Şurası X artı N olduğundan dolayı bakın şurası N ya. X artı N olması için buraya da X kaldı. Şimdi bu bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı burası da X artı N. Şu A açısının tamamı 60 derece. Değil mi? Şimdi X artı N'ye X. Bakın şurası yine X artı N'ye N. X artı N'ye N olacak. Değil mi arkadaşlar? Veya o şekilde mi? Şöyle. Hayır öyle değil.
Şuradaki belirsizliği hangi üçgenler benzer? Onları bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın A, B, E üçgeniyle A, B, E üçgeniyle çünkü açı 60 derece X artı N'ye kolları N olacak. Değil mi arkadaşlar? O zaman diğerine onu da farklı renkle gösterelim. Diğeri de bakın birinci soruda da aynı yapmıştık. Şekil olarak da zaten aşağı yukarı aynı şekil. Bakın açı 60 derece X artı N'ye kolları N oldu. O zaman bu yine eşkenar üçgenler, eş üçgenler oldu arkadaşlar. Kırmızı ve yeşil üçgenler. Yani ben şuraya alfa diyecek olursam bakın şu kısım 60 eksi alfa olmuş olacak. Alfanın karşısı burada N ya arkadaşlar. O zaman buradaki N'ye de açı olarak alfa gelmiş olacak. İki tane iç bir tane dıştan arkadaşlar şurası alfalar birbirini götürürse 60 kalmaz mı? Bakın şöyle oldu 60 oldu 6 oldu 4 oldu x oldu. İstersek buradan geometriden yapabiliriz arkadaşlar. Değil mi? İstersek de kosinüs teoreminden yapabiliriz. Ben burada geometri kısmından yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle yapalım. Burada niye dışarı doğru yapıyorsak. Hatta yine kos teoremi yapalım. Ya daha iyi olacak, sağlıklı olacak sanki. X kare eşittir. Çünkü bir açı çizdiğim zaman arkadaşlar, bir diklik çizdiğim zaman ne oluyor? Açıyı bölmüş oluyorum. O yüzden 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Onu da bu şekilde yazdım. X kare eşittir. 4'ün karesi 16, 36, 52 yapar. Eksi, bakın şunlar birbirini götürdü. 24 yapar. X kare buradan ne gelecek? 28 mi gelecek? X de buradan 2 kök 7 gelmiş olur. Doğru cevabımız B şık. Bakın bu da gayet güzel soru. Kolay sorular değil arkadaşlar kesinlikle. Geldik 12. ve son sorumuza. Fonksiyonu gerçel sayıları kümesi üzerinde süreklidir diyor. Sürekliyse arkadaşlar nedir? Limiti vardır. Değil mi? Yani sağdan soldan limitlerini aldığım zaman aynı değere eşit olacak arkadaşlar. O zaman bakın sıfıra ben soldan yaklaştığım zaman limiti var dedik ya. Limiti var demek ne demek? Sağdan soldan yaklaşırsam aynı sayıya yaklaşacağım demek. O zaman limitlerini alalım arkadaşlar. Limit sıfıra soldan yaklaşırken şunu kullanacağım. X gördüğüm yere sıfır yazarsam da 12 eksi sıfırdan 12 gelecek. Şurada arkadaşlar sıfıra sağdan yaklaşırken de şunu kullanmam gerekiyor. O zaman x gördüğüm yere de sıfır yazarsam m çarpı sıfırdan sıfır gelecek. Sıfır artı n gelecek. Buradan da n'in 12 olduğunu bulduk. Değil mi arkadaşlar? O zaman şimdi 4 için bakalım. 4'den soldan yaklaşırken yine şu ifadeyi kullanacağım. X gördüğüm yere 4 yazarsam 4m artı n olacak. 4'e şimdi sağdan yaklaşıyorum. 4'e sağdan yaklaşırken de bu ifadeyi kullanacağım. X gördüğüm yere 4 yazarsam 2 eksi 4'ten eksi 2 olacak. Eksi 2'nin karesi de 4 olmuş olacak. Ben n'nin 12 olduğunu biliyorum. Yerine yazarsam 4m artı 12 eşittir 4 olacak. Her tarafı 4'e bölersem m artı 3 eşittir 1. M de buradan eksi 2. Bizden m artı ne istiyordu? Bakın ikisini toplarsam ne olacak? 10 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.